Amerika Başkanı'nın ne sosyal medyayla ne de gazetecilerle yıldızı bir türlü barışmıyor. Paylaşımı Facebook'tan kaldırıldığında Trump'ın hedefinde basın vardı. CNN muhabirini topa tuttu, sahte haberci dedi. Lübnan'daki patlamada bir kez daha gündemindeydi. Ancak saldırı yerine bu kez farklı bir ifade kullandı. Twitter'la kanlı bıçaklıydı, şimdi de Facebook'la arası açıldı. Ülkenin bir numarasının paylaşımına yine sansür geldi. Donald Trump sosyal medya hesabından korona ile ilgili video paylaştı. İçeriğinde bir grup insanın bağışıklık kazandığına yönelik iddialar bulunuyordu. O saniyeler platformun filtresine takıldı. Dezenformasyonu önlemek adına siteden kaldırıldı. Trump'ın müdahaleye tavrı merak edilirken onun gündeminde basın vardı. CNN muhabirine yüklendi. Jim Acosta'ya sahte haberci dedi. Gazetecinin Beyaz Saray'da bağlantısı olmadığını söyledi. Koronayla görev gücündeki kaynağının tamamen hayal ürünü olduğunu öne sürdü. Beyrut'taki acı olayla ilgili de yeniden konuştu ancak bu kez farklı sözlerle. Amerika'nın bir numarası ilk açıklamasında bu korkunç bir saldırı demişti. O ifadeyi değiştirdi, patlama dedi. Kimse bilmiyor. Şu anda incelemeler sürüyor. Olayda bazı bomba parçaları etrafa saçılmış. Belki bir kazaydı, belki de bir saldırıydı. Trump'ın ilk açıklaması sonrası Savunma Bakanı Mark Esper de farklı bir değerlendirme yapmıştı. Esper, birçok kişi kaza olduğuna inanıyor cümlesini kullanmıştı.